Merhaba arkadaşlar. Yılın son konusu olan küresel sorunlar ile karşınızdayız. Küresel sorun nedir? Tüm dünyayı etkileyen, sebep ve sonuçlarıyla herkesi ilgilendiren sorunlara küresel sorun diyoruz. Mesela çevre kirliliği gibi, küresel ısınma gibi bunlara bir iki küçük örnek olabilir. Küresel sorunlar, dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, İnsanların doğadan yararlanması ve bilinçsizce doğayı tüketmesi, kaynakları bilinçsizce kullanması doğal dengeyi bozuyor. Dolayısıyla küresel sorunlar da ortaya çıkıyor. Peki belli başlı küresel sorunlar nelermiş bakalım. Şimdi belli başlı küresel sorunlar. Birincisi göç. Tabii ki burada bahsettiğimiz ülke içinde yapılan bir göçten bahsetmiyoruz. Ülkeler arasında yapılan göç. Terör olayları, açlık, doğal afetler ve küresel iklim değişikliği küresel sorunlara örnek gösterilebilir. Önce küresel ısınma. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyine sıcaklığın artmasına küresel ısınma diyoruz. Yani doğal yollarla değil, insanın etkisiyle ortaya çıkan ısı artışına küresel ısınma diyoruz. Normalde yeryüzü nasıl ısınır? Yeryüzü arkadaşlar güneşten gelen ışınlar atmosferde tutulur. Güneş dünyamız bu ışınları bir ayna gibi yansıtır. Hem gelirken hem giderken tutulan nemin tuttuğu, havanın tuttuğu ısı yeryüzünü ısıtır. Normal oluşum bu şekilde. Ama sera gazı etkisiyle küresel ısınma nasıl oluyor? Şimdi bakın, işte fosil yakıtlar, ondan sonra araba egzozları, yangınlar, çevre kirliliği, deodorant veya parfüm içerisinde bulunan gazlar gibi nedenlerle güneş ışınları yine geliyor ama dönüşte sera gazlarının etkisiyle daha fazla bir tutulma söz konusu. Bu da dünyadaki ısıyı ne yapıyor? Arttırıyor ve buna da biz ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Yani normalden fazla ısınıyor dünyamız. Küresel ısınmanın sonuçlarına baktığımızda yaklaşık 70 yılda Alaska'daki Kenai buzulunun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Yine Aral Gölü'nün 1989 yılındaki halini, 2003'teki halini ve 2009'daki halini görüyorsunuz. Oldukça ciddi bir kuruma söz konusu. Göl neredeyse yok olmuş. Aral Gölü'nün tabanı göl tabanı iken artık orası çöl bölgesi olmuş arkadaşlar. Küresel ısınma için alınabilecek önlemlere baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız veya bisikleti kullanmalıyız ki egzozdan çıkan zararlı gazların dünyamızı tehdidi azalabilsin. Yani elektrik tasarrufu sağlamalıyız. Tasarruflu kullanmalıyız elektriği. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü tatlı su kaynaklarımız maalesef ki çok hızlı bir şekilde yok oluyor. Ve fabrika bacalarına filtre takılmalı ki çevre kirliliği en aza indirilebilsin. İklim değişimine bakalım. Atmosferde biriken sera gazları atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemiş ve sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya, sonuç olarak da iklim değişikliklerine neden olmuştur. Şimdi iklim değişikliği dediğimizde şöyle kısa bir videomuz var. Videoyu açamadık. Devam edelim. Doğal afetler. Şimdi doğal afetler en solda gördüğümüz hortum, işte onun yanındaki çığ, heyelan ve sel baskınları. Genellikle insanların kontrol dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarına doğal afet diyoruz. İnsanoğlu doğal afetlerin tamamını engelleyemez ama en azından insana verdiği zararı azaltabilir. Hortum, çığ, heyelan ve sel. Bu gibi doğal afetler küresel iklim değişikliği ve insanların yanlış uygulamalarının sonucunda maalesef ki artıyor. İnsana verdiği zarar da artıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı, çevre sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuş bir programdır. Açlık,
Günümüzdeki salgından daha fazla insan öldürüyor dünyada maalesef ki açlık arkadaşlar. Dünya nüfusunun artması ile tüketimin artması ve kuraklık sonucunda bazı gelişmemiş ülkelerde açlık ve yoksulluk ortaya çıkıyor. Dünya nüfusunun %11'i maalesef ki yaklaşık 800 milyon insan yetersiz besleniyor. Günlük ihtiyacı kadar olan kaloriyi alamıyor maalesef ki. Yine 5 yaşın altında ölen çocukların yaklaşık yarısı arkadaşlar açlık nedeniyle ölüyor. Başka bir hastalıktan değil açlık nedeniyle ölüyor. Çünkü gerçekten çok acıtıcı, acı rakamlar ve tablolar. Hastalıktan ölen insanların toplamından daha fazlası açlık nedeniyle ölüyor. Ama dünyada emin olun herkesi doyuracak kadar gıda üretiliyor. Ancak bu gıda israf ediliyor. Maalesef ki israf ediliyor. Ülkemizdeki günlük ekmek israfı bile ülkemize milyonlarca lira günlük zarar ettiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani kısaca FAO açlıkla mücadele etmek için kurulmuş bir uluslararası terör örgütü, uluslararası örgüt. Birleşmiş Milletler'e bağlı. Terör, topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerine terörizm diyoruz. Tüm dünyanın sorunu, ortak sorunu olan teröre karşı yine tüm dünya devletleri ortak hareket etmezse terörü durduramayız. Bir yandan terörü destekleyip bir yandan teröre karşı mücadele ediyormuş gibi görünen ülkelerin halini bugünlerde zaten görüyoruz. Yine göç, burada tabii bir şehirden başka bir şehirle yapılan göçten değil, ülkeler arası yapılan göçten bahsediyoruz. Küresel sorunlardan bir tanesi de ülkesinde yaşadığı çeşitli baskı ve zulümler sonucunda başka ülkelere göç eden mülteciler ki bunun en yakın hisseden ülkelerden birisiyiz. Çünkü ülkemizde 3 milyondan fazla Suriyeli var biliyorsunuz. Avrupa'ya gidenler var. Akdeniz'de, Ege'de maalesef ki hayatını kaybedenler var. Dolayısıyla göç de yine küresel bir sorun. Kaçak olarak göç eden göçmenler uluslararası sorun oluyor. Şimdi bir iki soru bakalım. Küresel sorunların çözümünde uluslararası işbirliği gerekmektedir. Tabii ki de doğru. Fosil yakıtlar kullanarak çevreyi korumuş oluruz. Hayır, çevreye zarar vermiş oluruz. Ormanların yok edilmesi küresel ısınmayı önlemez. Önlemektedir diyor. Yanlış, önlemez. Hatta arttırır. Doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi bazı küresel sorunların çözümüne katkıda bulunur. Evet, bulunur.